Merhabalar arkadaşlar, Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de size ana yemek tarifi yapacağım. Patlıcandan 2 adet bostan patlıcanım vardı. Patlıcanlarımı dilim dilim haline getirdim. Şu dilimlikte. Sonra patlıcanlarımı yağladım. Fırçayla yağladım, fırına sürdüm. Fırın tepsisinde kızardı. İsterseniz tavada az bir yağ ile de altı üstü kızartabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi diğer malzemelere geçelim. Arkadaşlar çatal yardımıyla patlıcanlarımızın ortasına hafif çukurlaştırıyoruz. Hafiften bastırıyoruz böyle. Çukur oluşturuyoruz. Arkadaşlar patlıcanlarımızı çatal yardımıyla ben ayarladım. Şimdi diğer aşamasına geçelim. Arkadaşlar soğanları ince ince doğradım. Soğanları tavama aldım. Soteliyorum. Arkadaşlar orta yağlı bir 500 gram kıymayı da alıyorum buraya. Kavuracağım şimdi bunları. Arkadaşlar kıymamızı, soğanımızı biraz suyunu çekene kadar kavuralım. Arkadaşlar kıymamız kavruldu. Şimdi üzerine şöyle 2 diş sarımsak, bir tane yeşil biber, bir tane kapya biberi doğradım. Şimdi bunları kıymanın içine boşaltıyorum. Biraz da bunlarla birlikte kavrulacak. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz attım. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. 6-7 dal maydanozunu koyuyorum. Hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar biraz baharatlarıyla birlikte piştikten sonra 2 dakika kadar kapatacağım. Arkadaşlar şimdi hazırladığımız harcımızı patlıcanlarımızın üzerine yerleştireceğiz. Arkadaşlar tüm kıyma harcımızı patlıcanlarımıza doldurdum. Şimdi üzerine salçalı sos yaptım. Biraz toz biber. Bir buçuk kaşık salçayı soğuk suda erittim. Şimdi patlıcanlarımın üstüne biraz da tuz attım. Bir çay kaşığı kadar. Şöyle karıştırdım, iyice erittim. Patlıcanlarımızın üzerine doğru kenardan, üstünden değil kenardan dökeceğiz. Arkadaşlar şimdi üzerlerine yarım ay şeklinde doğradığım domateslerimi arkadaşlar üstünün domatesini de hepsini hazırladım. Şimdi bu 200 dereceli fırında kaç dakika piştiğini ben size en sonda söyleyeceğim. Muhteşem bir ana yemek oldu. Mutlaka deneyin. Ben şimdi bunu fırına süreyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimizi sunum tabağına aldım. Mısırlı pirinç pilavı patates püresi eşliğinde harika bir menü oldu. Yapıp yiyecekleri afiyet olsun. Abone olmadan, beğeni bırakmadan geçmeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.